height of the building. I show this because I like to say, I ignore this entire, every diaphragm should be designed with high ductility. We should be using the reduced design option for, so these things are related to ductility. We use mechanical connections to tie, will achieve the maintenance of the tension force with a 6/10. And you get, this is why you get some of these connections are deforming significantly within high ductility that you're going to achieve it. So we have a methodology that was put in our creating the data, processing the data, and classifying the connection. They're all standards, shear connectors. Our tension connectors go through a tension only for the current design, the design requirements in the United States. So where we looked it into recommended code provisions, the code was changed on the basis of those recommendations. I was here in Istanbul as a member of the reconnaissance team sent by the Japanese government. Almost half G is a grand peak ground acceleration, but the corruption would not be happening in Japan. But connections, so show you in Japan. So probably you are familiar to this type of figures because the Stefano shows to beam quad joint. Bu FIB'nin yani Uluslararası Yapısal Beton Enstitüsü'nün bir organizasyonu. Bana sorarsanız ülkemizde deprem riski olduğunu hepimiz biliyoruz. 99 yılından beri biliyoruz. Ve bu gerçek fayın nerede olduğuyla, nerede kırılacağıyla, ne zaman kırılacağıyla alakalı değil. Benim önerim 99 yılından sonra olduğu gibi fayın nerede kırılacağı, nasıl kırılacağı, kaç kilometre kırılacağı gibi ve ne zaman kırılacağı gibi aslında bilmediğimiz konularda tartışmak yerine bildiğimiz riske karşı önlem almaya çalışmak. 26 Eylül'de yaşadığımız depremdeki etkilerin mesela 8 ila 10 katı bir etkiye maruz kalması söz konusu olabilir yapıların. Bildiğimiz şey şu, bu deprem olursa İstanbul'da pek çok yapının ağır hasar göreceği, belki yıkılacağı. Yapılması gereken de bu riske karşı önlem almak. Bunun da iki yolu var. Ya bu binaların yıkılarak yeniden depreme dayanıklı şekilde yapılması ya da güçlendirmesi. Son yıllarda dünyanın her yerinde mevcut binaların güçlendirmesi yönelik çok ciddi çalışmalar var. Ülkemizde de var. 99 depreminde İstanbul'da yaşadığımız etkiler, yaşayacağımız etkilere, yani bu beklenen İstanbul depreminin olması durumunda yaşayacağımız etkilere göre çok daha küçüktü. Belki yaşayacağımızın 1/5'iydi, 1/6'ydı, 1/7'iydi. Bu depremi yaşamış ve hasar görmemiş binalar olası büyük İstanbul depreminde hasar görmeyecek anlamına gelmiyor. Bu depremde hasar görmüş olan, hafif hasar gören bir yapı büyük depremde ayakta kalabilir. Çünkü binaların dayanıma ulaştıktan sonraki performansı daha farklıdır. Bina çatlayabilir ama yıkılmayabilir. Bu küçük depremlerde hasar görmemiş bir bina, yani sizin riskli görmediğiniz bir bina, büyük depremde yıkılabilir. O yüzden bu depremler İstanbul'daki binalar için aslında ciddi bir test niteliği taşımıyor. Çok şey yapıldı, pek çok okul güçlendirildi, hastaneler güçlendirildi, bunlar pozitif şeyler. Örneğin 30 bin bina ağır hasar görecek deniyorsa, hangi 30 bin binanın hasar göreceğini bilmiyoruz. Mesele de burada zaten. Buna yönelik detaylı bir çalışma yapılması gerekiyor. Biliyorsunuz Yeni Zelanda 2011 yılında büyük bir deprem yaşadı ve getirilen bir yasayla bütün ev sahipleri evlerini depremselliğin düzeyine göre 5 ila 10 yıl içinde inceletmek zorunda. Ve bu incelemenin sonucuna göre de gene belli bir zaman çerçevesi içinde binasını güçlendirmek ya da yeniden yapmak zorunda. Bu yasal bir yükümlülük olarak gelmiş durumda. Bu hem inşaat sektöründe bir hareketlilik yaratıyor bu ülkede. Hem de can ve mal kaybını ve bundan sonra yaşanacak iş kesintilerini ve ekonomik kayıpları engellemede önemli rol oynayacak. İlk uyarım riski bilmeleri. Yani burada panik olacak, telaş yapacak bir şey yok. Yarın deprem olacak anlamına gelmiyor. Ama bu deprem riskini bilmemiz lazım. Sakin olmamız lazım. Dolayısıyla ilk iş riski belirlemek, binanın ne kadar risk taşıdığını anlamaya çalışmak.